Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde aldehit ve ketonlarla devam ediyoruz. Hadi gelin aldehitler nelermiş, ketonlar nelermiş, aralarındaki farklar nedir? Bunları incelemeye başlayalım. Aldehitler bir karbonil grubu içeren bileşiklerdir. Ketonlar da böyledir arkadaşlar. Her ikisi de karbonil grubu içeren bileşiklerdir. Aldehitlerle ketonlar bu yüzden birbirlerine zaten çok benzeyecek. Biraz sonra incelerken de göreceksiniz. Aralarındaki en temel farklardan bir tanesi biri karbonil grubunun bir tarafında hidrojen, diğer tarafında R grubu içerir yani aldehitler ama ketonlar her iki tarafında da R grubu içerir diyoruz. Bunlar polar moleküllerdir arkadaşlar. İlk 3 üyesi suda çözünür. Moleküldeki karbon sayısı arttıkça çözünürlük azalır. Lütfen bu cümleye dikkat edin. Biz bunu nerede gördük? Eterlerde de gördük. Değil mi arkadaşlar? Aynı şeylerden bahsediyoruz. Homolog sıra oluştururlar. Yani bunlar peş peşe gelen sıralar oluşturabilirler. Aynı sayıda karbon içeren ketonlarla izomerler. Peki alkoller kimle izomerde arkadaşım? eterlerle, aldehit kimle izomermiş, ketonlarla izomermiş. Kaynama noktaları eter ve hidrokarbonlardan büyük, alkol ve karboksil asitlerden küçüktür. O zaman ne diyorum? Alkolün kaynama noktası e, aldehitlerden nasılmış arkadaşım? daha büyükmüş. Peki bunların da kendilerine özgü kokuları vardır diyorum. En çok karşımıza çıkan tarçın ve badem kokularıdır. Onu da zaten örnek olarak orada göstermişler. Peki ayıpa göre adlandırırken elbette ki ilk kuralım her yerdeki gibi. Yani her bileşiği adlandırmada olduğu gibi burada da aynı. Yani karbonil grubunu içine alan en uzun karbon zincirini seçiyorum. Peki iki, ikinci olaraksa karbonil grubuna başlıyorum ve karbon zincirini numaralandırıyorum. Neden başlıyorum diyorum? Çünkü karbonil grubunu şöyle bir hatırlatmak istiyorum. Bu tarafı neydi arkadaşım? Hidrojen. Yani R grubu şöyle devam edip gidecekti. O zaman bir numarasını kime vereceğim? Elbette ki... Karbonil grubuna vereceğim arkadaşlar. Karbon zincirine bağlı olan atom veya grup numaraları belirtilerek yazılır. Yine aynı şekilde örneğin şurada bir metil olduğunu düşünürsek. Diyeceğiz ki 2 metil diye numarasını vereceğiz diyor. Karbon zincirindeki karbon sayısına karşılık gelen alkan sistemine al akısı getir, takısı gelir. Yani biz alkanlarda an ekini getiriyorduk. Şimdi de ne diyeceğiz? Al mesela metanal, etanal şeklinde düşünebilirsiniz. Yaygın olarak adlandırmada alkil adları sonuna keton getirilir. Bu adlandırmada şöyle diyeceğiz. Metil keton diyeceğiz gibi. Evet, en küçük üyemiz arkadaşlar nedir? Formaldehit'tir. Peki Formaldehit derken formaldehitin iki tarafında da H vardır. Normalde kaç tarafında formaldehitin H vardı? Bir e, pardon aldehitlerin bir tarafında H vardır dedim. En küçük üyesinde ise her iki tarafında da H vardır. Yani tek karbonludur diyorum. Gelelim bunun e, özel ismine. Özel ismi tek karbonun formaldehit. iki karbonlunun ise etanaldehit. Yani asetaldehit olarak karşıma çıkacak. Şimdi bakın zincirimi seçtim. Seçtiğim zincirde aldehide bir numarasını verdim. Buraya iki numarasını verdim. Buraya üç. Ne oldu? İki metil propanal adını aldı. Buraya geliyorum arkadaşlar. Ne yapacağım? Tabii ki aldehitimin olduğu karbona kaç numarasını vereceğim? bir numarasını vereceğim ve diyeceğim ki 2 3 dimetil butanal ee, devam edelim bir sonraki örneğimizde arkadaşlar bir sonraki örneğimde çizdim ve yine aldehit köküne bir numarasını verdim bir numarasını verdikten sonra isimlendirirken 3'te hidroksi olduğu için 3 hidroksi Bütan al dedim. Yine şöyle zincirimizi seçtik. 3'te ne var? Metilim var. 4'te oksim var ve pentan al şeklinde isimlendiriyorum. Hadi gelin örneklerimize bakalım. Aldehitler hem yükseltgen hem de indirgen özellik gösterir. Bunu nerede gördük biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu alkollerde gördük. Dedik ki primer alkoller yani birinci dereceden alkoller bir basamak yükseltgenir ve ne olur? Aldehit oluşturur dedik. Aldehit de bir basamak yükseltgenir. Karboksilli asit oluşturur demiştim. Dolayısıyla aldehit bir basamak indirgenebiliyor. Aynı zamanda da bir basamak yükseltgenebiliyor. Bu yüzden birinci öncülüm doğrudur. Tamamının keton izomeri vardır. Arkadaşım ketonun en küçük yapısı 2 karbonludur. Çünkü her iki tarafında da R vardır. Pardon, en küçük yapısı 3 karbonludur. Yani her iki tarafında da R vardır. Eğer ben bir tarafına şey yaparsam o zaten aldehit olur. O yüzden de tamamının keton izomeri vardır cümlesi yanlış oldu ve öncüllerimde polar olduğundan bahsetmiştik diyelim. 2013'te LYS'de ÖSYM bize ne sormuş arkadaşlar? Hadi gelin inceleyelim. Şimdi karbonil grubunun bir kere ne olduğundan bahsedelim. Demiş ki bileşiklerinde hangisinde karbonil grubu vardır? Karbonil grubu budur. Pekala arkadaşlar. biz bir inceleyelim bakalım öncüllerimizi. Şuraya baktığınız zaman bunun kapalı formülü ne? CN H 2 N artı 2 O kime benziyor arkadaşım? Alkole ve etere benziyor. O sebepten dolayı bunun içerisinde karbonil yoktur diyebilirim. Devam ediyorum buraya. Peki buna baktığım zaman kime uyuyor arkadaşım? Aldehit veya ketona uyuyor. O yüzden iki de vardır diyorum. Pekala buna baktığınız zaman ne var arkadaşlar? 2 tane oksijen var. Ama biz karbonil gruplarında iki tane oksijen istiyor muyuz? İstemiyoruz. O yüzden cevabımız yalnız ikidir diyoruz. Evet gelelim yükseltgenmesine. Primer alkollerin bir derece yükseltgenmesiyle kim elde ediliyordu? aldehitler elde ediliyordu ve biz bunu sizinle konuşmuştuk ve reaksiyonlarını aldehitlerde şey alkollerde aslında incelemiştik. Elbette ki de burada da tekrar inceleyeceğiz. Bakın şimdi elimde bir alkolüm var. Bir derece yükseltgenmek demek oksijenle reaksiyona girmesi demek ve bunun sonucunda alkol pardon aldehit oluşacak dedik. Peki aldehit oluşturdum ama arkadaşım Buradaki karbon ve R benim için önemli demiştim. Şu karbon, şuradaki karbon yani karbonil grubundaki karbon. Bu R'de ona bağlı olan yapı. Yani sizde kaç karbonlu bir yapı varsa burada da o kadar karbonlu bir yapı oluşacak. Çünkü açığa bir tek su çıkacak. Bunu unutmayalım. Gelelim bakalım incelemeye. Bakın bu benim karbonil grubunun içerdiği karbon. Şu ise... Yan tarafındaki ek olan karbon. Peki etanol kaç karbonluydu? 2 karbonlu. Burası ne oldu arkadaşım? Etanal oldu. Çünkü bu bir aldehittir ondan. Peki burayı böyle işaretledim. 2'de ne var? Metil var. 2 metil propanol dedim. Gördüğün gibi arkadaşım sadece şu karbonu buradadır demiştim. Yine yapımı çizdim. 2'ye bağlı metil olduğu için 2 metil propan al oldu bu seferde. Yani alkolden aldeite geçiyoruz. Karboksilli asitlerinde 1 derece indirgenmesiyle aldehitler elde edilir. Peki benim elimde... Kim var arkadaşım şu yapıda? Karboksil asit. Nereden anladın? Bakın burada ne var? OH var. Bu bir karboksil asit. OH'ı şuradaki OH'ı üzerine H2 eklersem H2 O şeklinde ayrıldı ve geriye yine aynı karbon sayısına sahip bir aldehit elde etmemize neden oldu. Bakın etanoik asitten etanol ya da asetik asitten aset aldehit elde ettiğimi de burada görebiliriz. Evet aldehitler organik bileşikler oldukları için bunlar da yine yanma tepkimesi verecekler arkadaşım. Diğer hepsinde olduğu gibi organik bileşiklerin hepsi yanma reaksiyonu verir demiştik zaten. Peki genel formülleri CnH2N o bundan da bahsettik. Oksijenle yandığı zaman ne oluşturacak? Tabii ki karbondioksit ve su oluşturacak. N tane karbon olduğu için n karbondioksit, 2 n tane hidrojen olduğu için de n sudur diyorum. Peki aldehitler potasyum manganat ve Potasyum permanganat ve potasyum kromat katalizörlüğünde yükseltgenerek karboksilli asitleri oluşturuyorlar. Bu yükseltgenme maddelerini bilmemiz gerekiyor mu? Bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani şöyle demeniz gerekiyor. Bunlar yükseltgenmede görev alan maddelerdir demeniz gerekiyor. Peki. Az önce zaten biz hatırlayın lütfen ne yaptık ee, karboksil asiti bir basamak yükselttik yedik ve aldehit elde ettik. O zaman aldehitlerden de karboksil asiti elde edebiliriz gayet rahat. Evet devam ediyorum. Aldehitler amonyaklı ortamda gümüş nitrat çözeltisiyle tol lens ayrıcıyla tepkime vererek karboksil asit ve metalik gümüş yani gümüş aynasını oluştururlar. Bu tepkime aldehit ve ketonları ayırt etmek için kullanılır. Çünkü bu tepkimeyi ketonlar vermezken aldehitler verir. Peki kimler tol lensle reaksiyon veriyordu bir de? Uç alkinler unutmayalım arkadaşım. Yani uç alkinlerle aynı mi sahipler. Evet. Neden? Çünkü şuradaki ka hidrojenden dolayı. Bakalım neler oluyormuş burada. Şimdi bu bir aldehit. Üzerinde gümüş iyonlarım geliyor. Gümüş iyonlarım artı halinde. Neden? Gümüş nitrattan geldi arkadaşım. Ve bir de bazdan gelen OH- iyonlarım var. Sonra buradan ben bir karboksil asit elde ediyorum. Ve gümüş ışığı katı olarak elde ediyorum. Katı olarak elde etmemde gümüş aynası elde etmeme neden oluyor. Yine altta bununla ilgili bir örneğim var. Ve gördüğün gibi arkadaşım şuna dikkat etmeni istiyorum. 2 karbon girdi ve 2 karbon çıktı. Karbon sayım değişmiyor. Ve dikkat etmeni istediğim diğer şey gümüş aynası oluştururken 2 mol gümüş giriyor. Yine 2 mol gümüş katısı açığa çıkıyor. Gelelim aldehitlerdeki bakırlı iyonlara. Bunlar neydi arkadaşım? Fehling çözeltisiydi. Aldehitler aynı zamanda Fehling'le de tepkime veriyorlar mıymış? Veriyorlarmış. Peki yine bununla tepkime veren kimdi? Uç alkinlerdi. Uç alkinlerle aldehitlerin tepkimeleri bu anlamda ortaktır arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Ketonlar bu tepkimeleri vermezken aldehitler bu tepkimeleri verir diyoruz. Pekala tepkimenin sonucunda bakır 2 oksit katısıyla bir karboksil asit oluşuyor. Şimdi baktım buradaki hidrojenimin yerine yine OH geldi karboksil asit oluşturdum ve bakır 2 pardon bakır 1 oksit bileşiğini elde ediyorum ve aynı zamanda da 2 mol su oluşturuyorum. Bu tepkimeler benim için şöyle önemli arkadaşım. Çünkü size daha önce uçakinlerde de söylemiştim kaç mol girdi kaç mol çıktı bunlar bizim için çok önemli demiştik. Aldehitlerin bir derece indirgenerek primer alkolleri oluşturduğundan daha önce söz etmiştik. Aldehitler bir derece indirgenerek primer alkolleri oluşturuyorlar. Şimdi. Ee, tepkimesini inceleyelim yine bunun. Bu bir aldehit biliyorsunuz. Hidrojenle reaksiyona giriyor ve bana ne elde ediyor? Primer alkol. Biz bunu da gördük. hatırlayın lütfen alkolleri bir basamak yükseltgerek e, aldehit elde ederiz dedik. Aldehitleri indirgedik, alkol elde ettik. Peki gördüğünüz gibi arkadaşım, burada bahsettiğim şeyler aslında hep birbiriyle nedir e, dönüyordur, tamam mı? Yani birisi indirgenirken öbürü yükseltgeniyor, öbürü yükseltken öbürü indirgeniyor şeklinde devam ediyor. Yani zor ve karışık hiçbir şey yok. Siz kim indirgenince ne oluşuyor, kim yükseltkenince ne oluyor? oluşuyor. Bunu biliyorsanız zaten sorularda yapılmayacak hiçbir şeyimiz yok diyorum. Formaldehit polimerleşerek plastik özelliği taşıyan polialdehit oluşturur. Pekala hadi gelin formaldehiti inceleyelim. Formaldehit en tane birleştiriyorum ve polimetanal olan plastik özelliğini taşıyan bir maddeyi elde etmiş oluyor. O zaman ne diyebilirim? Formaldehitler polimerleşebilir cümlesini sarf edebiliyorum. Aldehitler karbonil grubundaki pi bağından dolayı katılma tepkimesi verebilirler. Kimle katılma yapabilirler? Paşik ile mesela katılma yapabilirler. Eğer ben katılma yaparsam ne elde edeceğim? Bakın ne gibi oldu bu? Yüksel, e, indirgenmesi gibi olmadı mı? Aldehitler bir basamak indirgenince primer alkol elde etmiyor muydu? Evet yine hidrojen elde ettiğim zaman indirgenme yapmış gibi olacağım. Ve yine alkol elde edeceğim diyorum. Hadi gelin örneğimizi çözelim. Demiş ki ayıp akadı büten aldır. Bir kere büten olduğunu nereden görüyorum? Şuradaki ikili bağdan görüyorum. 4 karbonlu olduğu için de bütendir ve aldehit olduğu için de alla bitecektir. Birinci öncülüm doğru. 1 mol'ü 2 mol h ile doyar. 1 mol haşikim şuradaki çift bağı açarken diğer mol h de şuradakini açacak ve dolayısıyla 2 mol h ile doyuracağım. İki cins fonksiyonel grup taşır. Neden arkadaşım? Çünkü bu bir alken olduğu için bu bir fonksiyonel gruptur. Bir de aldehit olduğu için diğer fonksiyonel gruptur ve böylece de Toplamda 1, 2, 3 olmak üzere farklı farklı 1, 2, 3 olmak üzere cevabımızı işaretliyoruz. Gelelim ketonlara. Şimdi ketonlar karbonil grubu içeren diğer bileşiklerimizdir arkadaşlar. Ve daha önce de ifade ettiğimiz gibi her iki tarafında R grubu taşıyan bileşiklerdir. Pekala R1 ve R2 birbiriyle aynı olabilir mi? Evet olabilir farklı olabilir mi? Evet o da olabilir. Peki biz bunu nerede gördük? Eterlerde gördük. Hatırlayalım. Eterlerde ne dedik? R, O, R dedik. Bu R birler birbiriyle aynı da olabilir dedik. Biri R birken örneğin diğeri R2 şeklinde farklı yapılarda olabilir demiştik. Pekala eğer aynı ise arkadaşım simetriktir, farklıysa asimetriktir cümlelerini yine bir kere daha sarf edelim. Bunlar polar moleküllerdir. Aynı diğer yapılar olduğu gibi hatırlayın. Alkol, eter, aldehit, keton hepsine polar dedim. Bunlar da homolog sıra oluşturuyorlar. Aynı sırada karbon içeren aldehitlerle izomerlerdir. Aynı sayıda, pardon, aynı sırada dedim. Aynı sayıda içerdiği zaman izomerlerdir. Az önce zaten aldehitlerde de söyledim. Kaynama noktaları eter ve hidrokarbonlardan büyük, alkol ve karboksili asitlerden küçüktür. Aldehitlere göre kaynama noktaları daha büyüktür. O zaman aldehit ve ketonun kaynama noktasını kıyaslarken aldehitlerin kaynama noktası küçüktür, ketonların kaynama noktasından diyorum. Kendi molekülleriyle hidrojen bağı oluşturmazlar. Çünkü hidrojen bağı oluşturacak herhangi bir yapıya sahip değillerdir. Evet Ayupa'a göre yine bir adlandırmaya devam edelim. Peki karbonil grubunu içine alan en uzun karbon zinciri seçilir. Bu her zaman olduğu gibi yine ilk madde. İkinci maddem ise Karbonil grubunun en yakın olduğu taraftan numaralandırmaya başlanılır. Karbon zincirine bağlı olarak atom veya grup numaraları belirtilerek yazılır. Karbon zincirindeki karbon sayısına karşılık gelen alkanın sonu bu sefer neyle bitecek? 10 ekiyle bitecek. İstersen işte dimetil keton şeklinde adlandırabilirsin ya da e, propanon şeklinde de Adlandırabilirsiniz hatta bu verdiğim örneğin özel bir ismi var o da işte şurada gördüğünüz aseton bildiğiniz tırnak e, uclarımızdaki ojeyi sildiğimiz asetondan başlı, bahsediyoruz arkadaşlar. Evet. Yaygın adlandırmada alkil adlarının sonuna keton eki getirilerek adlandırılır demiş. Biz zaten buna bir örnek verdik ama devam edelim. Bakın şurada 4 zinciri seçtim. Ketona en küçük numarayı getirdim. 2-bütan 10 şeklinde adlandırabilirim ama onun dışında etil, metil, keton şeklinde de adlandırabilirim. Gördüğün gibi karbonil grubunu burada devreye sokmuyorum. Metil, etil diye sadece bunlardan bahsediyorum. Evet, gelelim şu uzun zincirimi seçelim. Seçtikten sonra keton 2 numarasını alıyor. 2 pentan 10 diyorum ve 3'te ve 4'te metil olduğu için 3, 4 dimetil diyorum. Yine diğer bir örneğimi seçtim. 2'de keton olduğu için 2 pentan 10 dedim. 4'te OH olduğu için de 4 oksi diyoruz arkadaşlar. Evet devam edelim. Fenil metil keton şeklinde adlandırıyoruz. Yan tarafına geçtim. Siklopentanon. Gördüğün gibi karbonu nerede bunun? Bak halkanın içinde yer alıyor da. O yüzden net olarak söylemiyoruz. Peki buraya bakıyorum. Difenil keton şeklinde isimlendiriyoruz. Evet örneğimizden bahsedelim. Propanon yani aseton molekül formülü verilen bu bileşikle ilgili demişim. Bunlar indirgenme tepkimesi verir. Arkadaşım ben anlatırken dedim ki ikinci derecede alkolü yükselt keton elde ederim dedim. Pekala dolayısıyla ketonu indirgeyebiliyor muymuşum? Evet indirgeyebiliyormuşum. Sodyumla tepkime verdiğinden bahsetmiş. Arkadaşım metallerle tepkime vermezler. Amonyaklı ortamda gümüş nitratla gümüş aynası oluşturur. Az önce anlatırken ne dedim ketonları değil pardon aldehitleri. Dedim ki gümüş aynasını kim verir dedim aldehitler. Hatta aldehitler ve ketonları ayırt etmemek için kullanırız dedim. Böylelikle cevabımız yalnız bir oldu. Evet Devam ediyorum diğer bir sorumla. Ketonlarla ilgili yükseltgenebilirler. Hayır arkadaşım indirgenebilirler fakat yükseltgenemezler. Çünkü ikinci derecede alkoller bir basamak yükselip keton elde ederim. Ve ketondan tekrar bir yükseltgenme işlemi yapamam. Evet polar moleküller olduğundan zaten bahsetmiştik. Ve pi bağından dolayı da katılma tepkimiz verirler diyoruz. Hadi gelin devam edelim. Demiş ki sekonder alkollerin bir basamak yükseltgenmesiyle keton elde edilir. Evet arkadaşım, biz zaten alkollerde bahsetmiştik. Sekonder alkol bir basamak yükseltgeniyor ve Keton elde ediyoruz. Bakalım reaksiyonuma. Sekonder alkol neydi? Bu tarafında ve bu tarafında R grupları bulunan yapılara sekonder yapılar diyorduk. Üzerine oksijen eklediğim zaman ne oldu arkadaşlar? Buradaki bir hidrojenle buradaki bir hidrojen koptu ve ikili bağ oluşturdu. Açığa da ne çıktı? Su çıktı. Buralardan iki hidrojen geldi. Yükseltgenmeden de bir oksijen geldi. Ve su açığa çıktı diyorum. Yine dikkat et arkadaşım. Karbon sayımda bir değişiklik yok. Pekala bakalım örneğimize. Örneğim 2 propanol. Yani ikinci dereceden bir alkol. Yükseltgendi ne elde edeceğim? Propanon elde edeceğim. Yani aseton. 2 numarasını vermeme gerek var mı propanon'a? Yok. Neden? Zaten toplamda 3 karbonludur ve propanon dediğim zaman başka bir karbonda olma ihtimali zaten yok. Ama dersem yanlış mı? Hayır ama karşınıza böyle çıkmaz. Zaten genellikle özel ismi olan aseton şeklinde karşımıza çıkacaktır diyelim. Evet. Ee, en az 3 karbonlu alkinlere su katılırsa keton elde edilir. Arkadaşım bak benim alkinim var üzerine su ekliyorum ve ne elde ediyorum keton. Peki neden keton elde ediyorum? Çünkü bağlayacağım nokta bu karbonda o sebepten dolayı. Ee, ama daha fazla olsa daha az olsaydı karbon sayım. Hatırlayalım lütfen asetilene ee, biz su eklediğimiz zaman ne elde ediyorduk keton elde pardon aldehit elde ediyorduk ama 3 karbon ve daha yukarısına su eklediğimiz zaman da keton elde ederiz diyoruz. Ayıpak adlandırması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir seçtim uzun zincirimi ketonumun karbonuna en küçük numarayı verdim. 3, 4 ve toplamda gördüğünüz gibi 5 karbonlu. O yüzden de 2 pentanon diyorum ve C öncülümü bir kere eliyorum. Sonra 3. karbonumda 2 tane metil olduğu için 3, 3 dimetil 2 pentanon şeklinde cevabımı veriyorum. Gelelim 6. örneğime. Altıncı örneğimde molekül formülleri verilen bileşiklerle ilgili indirgenebilirler. Arkadaşım ketonu indirgeyebilirim doğru söylüyor. Aldehidi de indirgeyebilirim. Bu da doğru söylüyor. Karbonil grubu evet arkadaşlar ikisinde de karbonil grubu vardır. İzomerdirler. Aynı karbon sayısına mı sahipler? Evet öyle. Dolayısıyla aynı karbon sayısına sahiplerse birbirleriyle izomerlerdir diyebiliriz. Ketonlar organik bileşikler oldukları için yine bir yanma tepkimesi vereceklerdir. Gördüğünüz gibi zaten ketonların da Aldehitlerin de kapalı formülü CnH2NO olduğu için yanma tepkimelerindeki kat sayılar aynı şekilde ilerleyecektir. Ketonlar arkadaşlar nikel ve e, pt katalizörlüğünde indirgenerek sekonder alkolleri oluştururlar. Ketonların indirgendiğinden bahsetmiştik sekonder alkol olarak e, hatta sekonder alkolünde yükseltgenerek e, keton elde ettiğini söylemiştik size. Gelelim örneğimize. Bakın arkadaşım 5 karbonlu bir yapım. Sod, e, sodyum bor hidrürle reaksiyona giriyor ve sonunda gördüğünüz gibi sekonder alkolü elde etmemize yardım ediyor. Ketonlar yükseltgenemez, tollens ve fehling çözeltileriyle reaksiyona giremez. Ketonların ilk üyesi aseton polimerleşirken diğerleri polimerleşemez. Bu önemli bir soru. Çünkü arkadaşlar karşımıza sorularda çıkacak. Ketonlar polimerleşir mi diye bir soru sorarsa evet diyeceksiniz. Ama aseton dışında başka bir keton gösterirse size hayır, polimerleşemez diyeceksiniz. Polimerleşmenin sonucunda ne elde ediyorum? Bak arkadaşım, benzende 3 tane CH3'ün bağlı olduğu bir yapı elde ediyorum. Çünkü üçü de dışarıda kalıyor CH3'lerin. Ketonlar aldehitler gibi H2 ile yine katılma tepkimesi verebilirler. Neden? Çünkü H2 ile katılma tepkimesi ne demekti? İndirgenmek demekti ve ketonlar da indirgenebilir demiştik. Hatırlayalım. Evet 2016'da yani gayet de yakın bir zamanda ÖSYM e bize ne sormuş? Hadi gelin ona bakalım. Şimdi yukarıdaki karbonil bileşiklerinin tepkimelerinden hangileri doğrudur demiş. İlk tepkimeye dikkat et arkadaşım. Aldehit mi? Evet aldehit. Üzerine H2 ekleyip alkol elde etmiş. Doğru mudur arkadaşlar? Evet, doğrudur. Primer alkol elde ederiz aldehitleri indirgeyerek. İkinciye bakalım lütfen keton. Ketonlar indirgenir mi? Evet indirgenirler ve sekonder alkol oluştururlar. Bunu da reaksiyonlarını anlatırken göstermiştik. Hatta az önce gösterdik. Peki üçüncüye bakıyorum yine bir aldehit var. Dikkat et arkadaşım şurası bir aldehit kökü. Aldehitler yükseltginip sonucunda benzoik asit elde ederiz. Yani biz benzen elde etmeyiz. Ya, çünkü aldehit bir basamak yükseltgenirse ne elde ediyorum? Karboksil asit elde ediyorum. Buradan bile yola çıkabilirsin. Üçüncü öncül yanlıştır. Evet devam edelim. Aldehit e, indirgendiği zaman ne elde edeceğim arkadaşım? bir primer alkol elde edeceğim. Ee, dolayısıyla burada da karboksil asit elde etmiş. Bu da bizim için yanlıştır deyip cevabımızı C şık olarak işaretliyoruz. Ketonlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Ketonlar yanarlar. Evet arkadaşlar ketonlar yanarlar dedik. Yükseltgendirler. Cümleyi güzel okuyun. Ketonlar yükseltgenemez indirgenebilirler indirgenebildikleri için de kendileri yükseltgendir arkadaşlar. Peki ketonlar törlense etki eder mi? Hayır etmezler. H2 ile katılma tepkimesi verirler mi? Evet verirler çünkü yükselt indirgenebiliyorlar. Karbon sayısı eşit olan aldehitlerle izomerlerdir ketonlar. Evet gelelim diğer bir örneğimize. Yukarıdaki bileşiklerle ilgili. Ee, indirgendirler demiş. Yükselt genebiliyorlarsa indirgendirler arkadaşım. Peki, şu keton mu? Evet. Bu ne? Aldehit. Peki ketonlar yükselt genebiliyor mu? Hayır. Dolayısıyla bu öncül yanlış oldu. Karbonil grubuna sahiplerdir. Evet, şurası bir karbonil grubu. Her ikisi de karbonil grubuna sahiptirler. Aynı karbon sayılı aldehitler ve ketonlar birbirleriyle izomerdirler demiştik ve dolayısıyla izomerdirler öncülü doğru oldu. Gelelim 9. örneğimize. C5H10O kapalı formülüne sahip bir bileşik aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bir kere aldehit ya da ketondur. Gördüğün gibi şıkların hepsi aldehit ve ketondur dietil keton demiş. Hemen yazabilir miyiz arkadaşlar? Bunları tek tek yazıp bakabiliriz aslında. Burası 2 karbon. Burası da 2 karbon. 5 karbon mu? Kesin doğrudur arkadaşım. Diğerlerini yazmana gerek yok. Pentanon. Pentanona baktığın zaman zaten bunun aynısı mı? Aynısı neden? Çünkü pardon, aynısı değil. Özür diliyorum. Hemen şöyle göstereyim. 2, 3, 4, 5 gördüğünüz gibi. Bu da bir keton ve kapalı formülü 5 karbon olur. Aldehit demiş. Burası hidrojenli. Evet bu da oldu. Gelelim buraya. 2 de metil olacak. Zaten aldehit dediği için sonu böyle bitecek. 4. Gördüğün gibi yine 5 karbondan bahsediyorum. Şunu yazalım. Etil demiş. Keton demiş. İzopropil demiş. Bak arkadaşım 3 karbon burada, 3 karbonda burada kaç karbona sahip oldum? 6 karbona sahip oldum. Dolayısıyla da cevabım D şıkkı oldu. Evet, devam ediyorum. 10. örneğimle. Şimdi cnh 2 formülündeki bir bileşik için. Şimdi bu bileşim aldehit de olabilir. Keton da olabilir. Doğruyuz değil mi? Her ikisi de aynı kapalı formülüne sahip. 0,1 molü 4,8 gram karbon içeriyor. O zaman 1 mol ne kadar karbon içerir? 48. Pekala arkadaşım 1 mol karbon kaç gramdır? 12. 48 demek kaç mol olduğunu gösterir bana? 4 mol olduğunu gösterir diyorum. Pekala indirgendiğinde sekonder. Yani öncelikle birinci öncüle göre 4 karbonlu yapılarımı istiyorum. O yüzden A şıkkını eledim. Başka eleyeceğim bir şey var mı? E şıkkını da eledim. İndirgendiğinde sekonder alkol olabilmesi için arkadaşlar. Ne olması lazım bunun? Keton olması lazım. Dolayısıyla aldehit olan C şıkkımı da eledim. B, D şıkkımda zaten ne aldehit, ne keton, alkol varmış. Onu da o yüzden eledikten sonra B şıkkını işaretliyorum. Bazı arkadaşlarımız bu soruları gördüğü zaman ya, üf, ben hesaplama nasıl yapacağım da nereden bulacağım diye düşünüyorlar. Ama velakin gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde soruyu yaptık. Hiç de hesaplama neredeyse yapmadık diyebiliriz. Aldehitler ve ketonlarla ilgili katılma tepkimesi verirler. Evet arkadaşlar katılma tepkimesi verirler. En küçük üyeleri tek karbondur. Kimin en küçük üyesi tek karbonluydu? Aldehitin en küçük üyesi tek karbonluydu ve formaldehit şeklinde isimlendiriyorduk. Ama ketonlar böyle değildi. En az 3 karbonluydu. İndirgendirler. Evet her ikisi de indir, indirgenebilir ama her ikisi de yükseltgenemez. Dikkat et indirgendirler diyor. Yani yükseltgenebilen maddeler indirgendir. O yüzden bu öncül yanlıştır. Devam edelim. Primer alkollerin bir kademe yükseltgenmesiyle elde edilirler. Primer alkoller bir kademe yükseltgenirse aldehit elde ederim. Keton elde edemem. Karboksil asitlerin bir kademe indirgenmesinden kim elde ederim arkadaşım? Aldehit elde ederim. Bu sebepten bu öncül de yanlıştır deyip cevabımı bir olarak işaretliyorum. Gelelim bu ünitemizle ilgili son soruya. CH3COH yani bir aldehitten bahsediyorum. Yükseltgendiği zaman kim elde edeceğim arkadaşım? karboksil asit indirgendiğinde ise birinci derecede alkol. Evet yazdım ve şimdi sorularımızı çözmek zamanı. X ve Y suda çözünür. Evet arkadaşlar karboksil asitlerde birinci derecede alkollerde her ikisi de hidrojen bağı içeriyor. Ve her ikisi de hidrojen bağı içerdiği için suda çözünebilirler ve aynı zamanda polar yapıya sahiplerdir. Birer mollerinin yakılması sonucunda karbondioksit miktarları eşittir. Şimdi benim kapalı formülüm kaçtı? C2 neydi daha doğrusu? C2H4'tü. Peki ben bunu yakarsam arkadaşım ne elde edeceğim? Karbondioksit. İki tane olduğu için başka sayısı 2. Su elde edeceğim. Şu benim doğrum biraz kötü olmuş ama şurası 4. 4 olduğu için bakın buraya ne yazdım? 2. Dolayısıyla eşit miktarda karbondioksit ve su. X ve Y'nin fonksiyonel grupları aynıdır demiş. Fonksiyonel grup dediği zaman aklınıza ne gelecek? Aklımıza karboksil asitlerdeki şu yapı gelecek. Alkollerde ise OH gelecek. Gördüğün gibi her ikisi birbirinden farklıdır. Her ikisinin molekülleri arasında hidrojen bağı etkindir. Az önce zaten bahsederken söyledim. Şu OH moleküllerinde zaten hidrojen bağı etkindir. X'in kaynama noktası Y'den büyüktür. Daha önce zaten konunun anlatımının içerisinde birkaç defa söyledik. Karboksilli asitlerin kaynama noktası alkollerden büyüktür dedik. Evet arkadaşlar, bu fasikülümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın.